Yol TV ekranlarından merhabalar. Çöpten ikisine gidecek konularla karşınızdayız yine. Bizleri Astra uydusu üzerinden ve YouTube kanalımızdan canlı olarak izleyebilir. Twitter ve Facebook adreslerimize hemen yüklenecek olan videolardan da takip edebilirsiniz. Yalnız videoları paylaşmayı ve desteklerinizi sunmayı ihmal etmeyin lütfen. Evet, hemen Süleyman Karan'a dönüyorum ve gündemimize başlayalım. Merhaba Süleyman. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen? İyidir. Başlayalım mı? Başla. Tamam, güzel. Şimdi yeni dönemde muhalefet meclisin içerisinde ne iş yapıyor diye çok konuştuk. Hani bu kadar meclisi önemli kılan neydi? En azından yasaları yaparlarken söz hakkına sahip olacaklardı demiştik. Yalnız şunu görüyoruz ki muhalefetin çok da konuşturulmaya, yani konuşmasına izin verilmiyor. Müthiş bir baskı var ve sanıyorum bu meclisteki tüzük gerekçesiyle oturuma katılamama ve maaş kesintileri uygulanmaya başladı. Buna da bir örnek Ahmet Şık oldu geçtiğimiz süre içerisinde. Biraz bu muhalefetin konuşturulmamasına yönelik konuşalım. Orada yaşanan olaylara da bir değinelim. Önce şöyle girelim istersen. Ahmet Şık'ın meclise girmesi Türkiye için büyük bir kazanım. Çünkü bu adam, yani ben aynı zamanda arkadaşım ama onurlu bir adam. Bu adam sözünü esirgemeyen bir adam. Bu adam insan gibi bir insan. Yani lafı dolandırmıyor. Tipik cari politikacı ağzıyla konuşmuyor. Düşündüğü neyse, duyduğu neyse onu söylüyor. HDP için çok önemli bir kazanım. Meclis için çok önemli kazanım. Umarım onun gibi onlarca milletvekilimiz olur ileride. Umarım. Diyelim. Şimdi bu yaptırımlar aslında uygulansaydı bugüne kadar, mesela Metin Külünk denen bir adam vardı değil mi? O adamın Ankara'ya girmemesi gerekirdi. Böyle 3-5 tane adam daha var AK Parti'den ve MHP'den. Bunların milletvekilliğinin falan alınması gerekir yani, eğer ki mesele buysa. Ahmet Şık'ın yaptığı konuşmayı istersen bir izleyelim. Evet, ondan sonra onun üzerinden nedir bu? Nasıl bir baskı uygulandığını sabırsızlık, bu korku, bu hiddet neden kaynaklanıyor AK Partililer için? Onu bir görelim evet, aslında. Evet. Videoyu alabilir miyiz arkadaşlar Ahmet Şık'a ait konuşmanın? Ülkemizde evrensel normlarla tanımlı hukuka uygun yaşama hakkına sahip tek bir yurttaş bile yok. Yargıyı elinizde bir sopaya dönüştürüp iktidarınıza yönelik her tür eleştirinin derdest edilmesi ve siyasal rakiplerinizin tasfiye için kullanıyor ve hukuk cinayetlerinin altına pervasızca imzanızı atıyorsunuz. Kimi zaman da siyasi iktidarınızı besleyen cinayetler, yolsuzluklar, hırsızlıklar ve her türlü çirkinliğinizi ortaya çıkartıyorsunuz. Oynatıyorsunuz. Örnek mi istiyorsunuz? Seçimin hemen arifesinde Suruç'ta hastane içinde Şen Yaşar ailesini katledilen 3 ferdinin katilleri onca tanığın, kamera görüntülerinin, ayan beyan delillerin varlığına rağmen korunmadı mı? Ailenin hayatta kalan kadın ve çocukları Suruç'u terk etmek zorunda kalırken hiç mi utanmadınız? Başta HDP'nin eş başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş olmak üzere seçilmişlerin sudan gerekçelerle hapishanelere tıkıp yok etmeye çalışmıyor musunuz? Milletvekilleri Enis Berberoğlu ve Leyla Güven hapiste tutabilmek için 1000 takla atmıyor musunuz? Siz daha iyi bilirsiniz. Roboski katliamcıları cezasızlıktan aldıkları güçle kapalı kapılar ardında yeni katliam planları yapıyor olabilir mi? İktidar olmanın yarattığı kibrinizi yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı yeterli gelmediğini bir dakika. Yüzsüzlükle bir dakika. Bir dakika, sözünü kestim. Bir dakika hakimin, Gülsü'deki hakimin. Böyle şey olamaz 67. maddeye göre. Hakaret etme imkanı vermiyor bu kürsü kimseye. Lütfen Sayın Şık, bir dakika. Sözünüzü kestim, mikrofonu kapattım. Evet, durum bundan ibaret. Ne güzel konuşmuş değil mi? Utanmıyor musunuz demesi herhalde ağırlarına gitti. Aciz ve ahlaksız demesi üzerine zaten çıldırıyorlar. Evet. Söylediklerini bütün olarak dinlediğinde zaten gerçekleri sürekli suratlarına vuruyor. Bu böyle devam edecek, bu bitmeyecek. Ta ki büyük olasılıkla bir gün, tıpkı bundan yıllarca önce Çetin Altan'a yapılan bir şey vardır mecliste.
O zaman merkez sağ, biliyorsun Türkiye'de o zaman merkez sağ dedim, bunları al, yanına MHP ekle, biraz da işte eyyamcı politika ekle. Merkez sağ dediğimiz ne yazık ki Türkiye'de zaten bu olduğunda. Çetin Altan da o zaman tip milletvekiliydi. Gerçek tip, bugünkü tipten bahsetmiyoruz, onun da altını kalın kalın çizelim. Gerçek anlamda tipten bahsediyoruz, Türkiye İşçi Partisi'nden. Komalık olacak şekilde dayak yemişti. Bunu yapanlar da o zamanın Adalet Partileri'ydi yanılmıyorsam. Ve yanlarında büyük olası CKMP falan gibi, o zaman işte daha böyle faşizan partiler vardı, onlardı. Bu hikaye buraya doğru evrilecektir diye düşünüyorum Ahmetçik böyle konuştuğu sürece. Ahmetçik'in yanında tüm muhalefetin, İYİ Partisi ile beraber tüm muhalefetin durması gerekir. Ahmetçik bunlara bir ders veriyor aslında. Öyle dolandırıp da işte sayın milletvekilim bilmem ne diye konuşmamak lazım bunlarla. Doğru neyse öyle konuşmak lazım. Onlar vekil olsa bile Türkiye'nin bazı gerçekleri var. Ve Ahmet Şık'ın yaptığı burada çok iyi bir şey. Tabii ki bu özgürlükleri kısıtlayacaklar. Zaten meclisin işlevi kısıtlanmış durumda. Buna bile tahammülleri olmayacak. Ahmet Şık şey dedi zaten, bununla ilgili bir açıklama yaptı. Aslında bizi hiç konuşturmadan KHK'yla da, yani şey, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de geçirebilirler bu yasaları. Ama işte bize de konuşma hakkı veriyorlar ki bu konular tartışıldı, bu yasalar tartışma sonucunda geçti. Meşrulaştırmak aslında. İşte en önemli yanlarından biri. Süs bir meclis olduğunda bile Ahmet Şık gibilerin çoğalması lazım ki en azından böyle gündeme gelebilir. Nasıl gelebiliyorsa öyle gelsin gündeme. Ve diğerlerinin de ne olduğu görülsün. Evet. Kaba bir tabir olacak ama o sarı öküzü vermemek lazım. Yani bu sırayla gelen evet. bir Bugüne durum. Kadar hep sarı öküz verildi. Maalesef. Ahmet Şık'a çünkü 3 oturum ceza ve maaş kesintisi verilmiş ceza olarak. Yetmedi. AK Partili biri de şey dedi. Düz kendince hani bir eleştiri yapıyor. Sakince bir eleştiri. İşte Ahmet Şık da diyor, hani bu kadar öfkeyle siyaset yapılır mı ya falan diyor. Ayıptır be. Siz bunlar şeyle beraber zamanında şimdi terör örgütü dediğiniz cemaatle beraber içeri tıkmadınız mı? Kitabına bomba muamelesi yapmadınız mı? Çıktığında tekrar tıkmadınız mı? Ne yapacaktı? Öpecek miydi sizi? İşte böyle öpecek. Evet. Böyle öpecek. Zaten iktidarın huyu, yani bir şey olduğunda destek bekleyip ama karşı muhalefet olduğunda da mümkünse zarif halinizle, işte eleştiriyorsanız da azıcık unutun yani geçmişi demek onların huyu. Buradan Ahmet Şık'la devam etmek istiyorum. Ahmet Şık Express dergiye bir röportaj verdi. Röportajı çok konuşuldu. Çünkü orada ciddi açıklamalar yaptı. Mesela CHP'den farklı olarak HDP gerçek anlamda bir çalışma yürüttü. Van'da bir kamp düzenlediler sanıyorum ve seçim sonuçlarını tam olarak analiz ettiler. Ve çıktı Ahmet Şık yüreklilikle, eğer haftaya seçim olsa HDP baraj altında kalır ve bizim batıda bir başarımız var ama doğuda da oy kaybımız var, bir başarısızlığımız var dedi. Orada başka şeylere de değindi, onları da istersen sen anlat örgütlenme açısından. Çok önemli bir röportaj. Bence tarihe geçecek bir röportaj. Evet. Ve yine biraz önce söylediğimiz şekilde işte yeni siyasetçi tipi bu olacak. Evet. En azından böyle insanlar artacak. Bu muhalefet için önemli bir fırsat ya da bir şey diyelim. Rol model oldu bu adam. Daha önceden de başka gazetecilere rol model olmuştu. Belli oranda muhalefete. Umarım HDP'lilere de rol model olur belli evet. konularda. Yani sayınlı mayınlı konuşmazlar artık umarım. Kimse, onlar hakkında. İki tane önemli vurgusu var. Birincisi HDP içinde gerçekten bir renk oldu ve batıda oy alınmasında önemli. Mesela bizim Teşvikiye'deki ulusalcı teyzeden Ahmet Şık yine oy aldı. Evet. HDP oy almış oldu. İçim rahat, ilk kez içim rahat veriyorum dedi. Evet. Çünkü işte Ahmet Şık onun için başka bir figür. HDP bu açıdan önemli bir avantajı var. Evet. Umarım değerlendirirler ve arkasında dururlar. Ama daha çok o röportajda, Express'teki röportajda vurgu yaptığı bir şey vardı. Hep seçim süreci meclislerini destekledi. Meclis çalışmalarını çok destekledi Ahmet. Evet. Meclis çalışmalarıyla kastımız taban inisiyatifleri. Yani bu siyasi partilere, kitle örgütlerine, işte aydın oluşumlarına falan bir alternatif oluşturacak bir yapılanmayı canı gönülden destekledi. Bizim toplantılarımıza da katıldı. Evet. Ve ona vurgu yapıyor. Mahalle meclislerine, ilçe meclislerine,
Türkiye çapında genişleyecek böyle taban inisiyatiflerine bir vurgu yapıyor. Neden? Süleyman, bir şey rica edeceğim. Şimdi işin içine dernekti, birleşimdi, mecliste gibi kavramlar girdiği zaman halkın kafası karışıyor. Biraz böyle antipatik demeyelim de korkutuyor sanıyorum. Bu mahalle örgütlenmeleri, sivil örgütlenmeler nasıl oluyor? Yani biraz bunun içeriğinden bahseder misin bana? Ya sıradan insanlar, yani bu ülkenin geleceğini düşünen insanlar. Her düşünceden, her inançtan, her etnik gruptan, her yaştan insanların bir araya gelip ortak akıl ve ortak ahlakla hareket ettiği kendiliğinden oluşmuş yapılardan söz ediyoruz. Bunlar mesela yerel seçimlere de müdahil olabilir. Seçim olmadığı zaman yerel sorunlara da, ülke sorunlarına da müdahil olabilir. Bunun içinde Saadet Partisi'ne üye olan biri de olabilir. Sosyalist biri de olabilir. Anarşist biri de olabilir. İslamcı biri de olabilir. Her tür insan olabilir. Yeter ki bu ülke için beraber fikir üretmeyi ve var olan siyasi araçların bunu tıkadığını görebilsin. Partileri de etki edebilsin. İktidarı da etki edebilsin. Sürekli bir muhalefette ideolojik bir bakış açısıyla değil, ortak belirlediği hedefler doğrultusunda bir arada biz bunu yaparız diyebilen insanların oluşturduğu şeye taban inisiyatifi diyoruz. Evet. Seçim süreci meclislerinde sizler de vardınız, kurucular arasındasınız ve yan yana durabilmeyi başka partilerle değil mi? Başarabildiniz. Tabii. İyi Partili de vardı, CHP'li, HDP'li, tümüyle hiçbir siyasi fikri olmayan ama bu ülkeyi düşünen, canı gönülden katılan insan da vardı ve her yaştan insan da vardı. Ve birbirimizi çok iyi dinleyebiliyoruz. Ortak bir hedef geliştirdiğimizde, ortak karar verdiğimizde beraber hareket edebiliyoruz. Zerre bir şey yok, kişisel çıkar yok. Ya bu ülkeyi düşünüyoruz, komşumuzu düşünüyoruz vesaire. Ahmet'in vurgulamak istediği büyük olasılıkla bu. Değil mi? Yani orada neyi işaret etmiş olabilir Ahmet? Mahalle örgütlenmeleri derken tam bence olarak. Bir HDP'li olarak, bir parti üyesi ve parti milletvekili olarak diyor ki bu cari siyaset artık sıktı. Bu cari siyasetle bu iş çözülmüyor. Bu meclisle bu iş çözülmüyor. Bu partilerle, bu anlayışla bu iş çözülmüyor. Bu işi halk çözecek demek istiyor. Halk nasıl çözecek? Halk, devrim mevrimden bahsetmiyoruz. Bu sivil inisiyatiflerle çözecek, baskı yaparak çözecek. Bu aynı zamanda şunu anlama da geliyor. Biraz önce konuştuğumuz partilerin tüzükleriyle, delege sistemiyle, bilmemle, insanların yapamadıklarını, sözünü dinletemediği şeyleri dinletebilecekleri yerler olması. Aynı zamanda bir baskı grubu olması. Türkiye demokrasinin yerleşmesi, Türkiye insani değerlerin yerleşmesi, şu kutuplaştırılma siyasetine, ötekileştirme siyasetine karşı bak kardeşim biz bir aradayız, buradayız. Senden zerre korkmuyoruz çünkü biz halkız diyebilen bir anlayışın yerleşmesi lazım. Evet. Bu da şöyle olmuyor kusura bakmasın kimse ama sayın delege, sayın genel başkan, sayın cartcurt falan diyerek olmuyor. Ya meclis içinde zaten kavga edenlerin kulislerde ya da işte nasıl ilişkiler içerisinde olduğunu görüyoruz. Üç kuruşa tandır yerken biraz önce kavga etmiş üç vekilin tam karşıt iki partiden... Evet. En pespaye şakaları yaptığı bir ortam değil. Çünkü onlar Türkiye'yi falan düşünmüyor. Evet, ikiyüzlü bir siyaset güdülüyor orada. Aynı zamanda da mesela HDP ile İYİ Partililer meclis içerisinde birbirine destek vermekten bile korkarken ki Ahmet Şık İYİ Partililer tarafından o konuşmasının ardından yalnız bırakıldı. Evet. CHP'nin bir tepkisi bir kesim, oldu. Bir bölümü. Evet, bir bölümü. Ama sonuçta senin dediğin gibi bu sivil örgütlenmelerde İYİ Partili seçmenle HDP'li seçmen yan yana çalışabildiler. Tabii ki. Bu çok güzel. Tabii ki. En azından demokrasi. Kamplaşmayı, evet. Ortak hedef demokrasi. Yani milletvekilleri gibi koltuk peşinde değiller. Aslında. Yani ekranlar önünde horoz dövüşü yapıp kulislerde enseye tokat gitmiyorlar. Evet. Bu meclisin içindeki bir linç kültürünü gördük Ahmet Şık'a yapılan. Oradan hemen şeye bağlamak istiyorum. Ahmet Şık'ın üstünde yürüyenler oldu bu konuşmasının ardından. Yani toplumdaki linç kültürünü konuşacağız da mecliste hem konuşması engellendi hem de üzerine yürüdüler. Mesela futbolcu Alpay vardı. Alpay. Evet değil mi? Neydi soyadı? Özalan. Alpay Özalan.
Ve grup başkan vekili Bülent Turan Ahmet Işık'ın üstüne yürüyerek bayağı böyle korkutmaya ve sindirmeye çalıştılar. Orada bir arbede yaşandı. Görüntülerde geçiyor şu an. Zaten futbolcu Alpay sanırım milletvekili değil de direkt Cumhurbaşkanı koruması olarak atansaydı güzel olurdu. Çünkü girerken de dedi Erdoğan'a laf söyleyen karşısında beni bulur. Bir gözdağı vererek girmişti meclise. Alpay'ın ne olduğunu yeşil sahalardan biliyoruz. Hayatında tek düzgün yaptığı bir şey vardı. O da galiba yenilmemize sebep olmuştu bir milli maçta. Hatasını söylediydi hakeme. Onu nasıl yaptı o çok şaşırtıcı. Onun dışında Alpay beni futboldan soğutan, insanlıktan soğutan bir insandır. Evet. Alpay'dan çok ciddi zeka parıltıları beklememek gerekir. Alpay nasıl teknik direktörüne, menajerine abicim öpeyim yapıyorsa, zayıf bulduğu insana da eğer orası kalabalıksa saldırmayı da bilen bir anlayıştan geliyordur. Öyle bir tiptir arkası yani. Arkası sağlam olan. Arkasını yani. Sağlama aldığı için bu artistliği yapıyor. Çünkü Alpay'ın milletvekili olmak için başka bir kriteri yok. Evet. Ancak bunu yapabilir Alpay. Onu da yapıyor işte. Hakan Şükür'ün FETÖ'cü olmak gibi bir kriteri vardı mesela. O da büyüklerimiz bilir diye geçiştirmeyi tercih ediyordu gündemdeki siyasi evet, konuları. Evet, o da ayrı bir vakaydı. Yani ama bu tabii çok bu çirkin bir vaka. Evet, maalesef. Yani futbolcu ve futbolculuktan gelen... Şöyle bir sıkıntı var. Yalnız Alpay kendine çok güvenmesin. Orada, sonuçta orada yanda da mesela ızbandut gibi şey var bizim... HTKP'den şimdi tip diyorlar kendilerine. Neydi adı? Erkan Baş var. Erkan Baş onu ayıklar yani. Bence de. Bayağı böyle boyluk hani olsun. Ancak 15-20 kişi olurlarsa idare edebilirler. Şu an görüntülerini evet, izliyoruz. Şu soldaki Erkan Baş'tır. Alpay'ı ayıklar yani. Evet. Birebir kalsalar. Yani burada çok bizim meclisin görüntü alışık olduğumuz görüntüleri değil ama yumruklu kavgalara da sahne olur mu ilerleyen günlerde diye. Olmuştu biliyorsun. Kol kırıldı. Evet. O mecliste kol da kırıldı. Çok sık yaşamadığımız ama gene örnekleri var. Genelde fakat... şeyde bu tip şeyler çok oluyor. Mesela Doğu Avrupa'da sağ popülist iktidarların olduğu meclislerde ya muhalefet kafayı yiyor, gaz bombası atıyor. Meclisin içinde birbirine gaz bombası atıyor. Ya kafa göz kırıyor. Güney Kore'de çok olurdu eskiden. Evet. Biz de bu konuda ilerliyoruz. AK Parti ve MHP olduğu sürece bu konuda çağ atlarız biz. Devam eder değil mi? Tabii. Yani yaptıkları yapacaklarının garantisidir. Evet. Linç bile olabilir mecliste. Ahmet Şık bu yani bu olaydan sonra aldığı cezayı Anayasa Mahkemesi'ne götürdü sanıyorum. Yani dedi ki ben direkt Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağım çünkü diğer mahkemelerden bir şey beklemiyorum. Bundan bir şey çıkar mı sence? Tabii ki çıkmaz ama Ahmet bunu sonuna kadar götürecektir. Büyük evet. olasılıkla iç yasal süreci bitirdik. Gerçi Ahmet'in şöyle bir özelliği var. Bazı muhalif gazeteciler gibi dışarıya koşup kaçıp oradan hani bir destek almak gibi bir derdi olmadığından belki dışa götürmez ama her türlü şekilde sokakta da yapar mücadelesini. Öyle de yapar, böyle de yapar. Ahmet'in özelliği bu. Güzelliği de bu bence zaten. Evet. Ben son olarak bir şey daha değineceğim Ahmet'le ilgili. Orada bir yazılı metin okudu. Çok da alışık olmadığımız bir şey ve onun üzerinden de eleştiri geldi Ahmet'e. Ki aslında metinsiz çok rahat konuşabilen bir gazetecimiz ve milletvekilimiz, yeni milletvekilimiz. Yani eleştirecek bir hat kalmadı o mu eleştirecek evet, şimdi? Yani ya? Sanki herkes böyle... Sanki onu eleştiren çok da düzgün konuşuyor ya. Kim eleştirmiş? Bunu konuştular AKP'liler. Dediler ki AKP'liler mi? Ya tabii. AKP'lilerin. Ya önüne metin almış oradan hani sallıyor bu gibi birileri hani üst akıl ona üst metni akıl. Verdi aynen, falan filan. Bunlar akıl düzeyi düşük olduğu için her şeyi üst akıl sanıyorlar evet. O yüzden bu. Oradan bile bir tartışma konusu yaratmışlardı. Şimdi süremiz az kaldı sanıyorum ama arkadaşlar ne kadar süremiz var yeni konuya geçmek için? Linç kültürüne o zaman bir giriş yapalım. İyi bağlamış olacağız evet, bundan linç kültürüne evet, geçeceğiz. Sonra onun üzerinden örnekleriyle ikinci bölümde devam ederiz o zaman. Toplumsal bir linç kültürümüz var bizim zaten. Biraz da böyle iktidarlar buna cesaret verdiği zaman sanıyorum daha da gözü kara ve pervasız davranabiliyoruz. Toplumdaki bu rejim değişikliği ya da iktidar dili etkisini biraz konuşalım istiyorum. Yani
Son zamanlarda çünkü fazlaca arttığını görüyoruz. Kadın cinayetleri, sokakta linç edilerek öldürülenler, iktidar söylemiyle çok herhalde paralel ilerliyor. Bunun üzerine biraz konuşalım. İktidar... Bir cümleyle hemen bir giriş yap, sonra bir araya gidelim. Bir kere önce şunu söyleyelim. Linç, insanlığın en iğrenç, en ahlaksızca, en şerefsizce eylemidir. Çoğu ülkede, orta çağda bitti. Nazi döneminde görüldü. Asya'da ve bizim gibi Orta Doğu ve Akdeniz coğrafyasında hala olabilen bir şey. Utanç verici, onursuz, şahsiyetsiz insanların başvurabileceği bir toplu cinayet yöntemidir. Daha aşağılık bir şey düşünemiyorum ben. De ki şey, çocuk tecavüzcüleri, al işte linççiler de o kadar şerefsiz, ahlaksız insanlardır. Öyle başlamış olayım. Tamam. İkinci yarıda devam edeceğiz. Ayrıntılarını ve örneklerini konuşacağız. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikte olacağız.